Evet, değerli meslektaşlar tekrar merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Dilek Hoca'yı da canlı yayına alalım. Evet, Dilekçim hoş geldin sen de. Oldu sanırım. Tekrar Şu merhaba. an geliyor mu acaba? Şu Efendim? an normale döndü sanırım ses. Umarım dönmüştür. Benim açımdan zaten senin sesini duymak bakımından bir sorun yoktu ama katılımcılar onun öyle olmadığını söylüyorlar. Şimdi soralım. Ses geliyor inşallah. Değil mi? Herhalde bir sorun kalmadı. Dilek Hanım merhaba diyorlar size. Evet, merhaba tekrar. Evet Dilekçim. Bu güzel bir sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim istersen. Evet, şimdi konkordato kararının verilmesi de arabuluculuğa elverişli değil. Burada yine test artık bugün bu şekilde yapacağız, öyle görünüyor. Belki senin ana şu an insan diye yazmışlar. Evet, telefonla sanırım internet bağlantısı ile ilgili bir sorun var. Ben tekrar şuradan. Cızırtılı geldiği söyleniyor. Her zaman her şey. Şu an alabiliyor musunuz? Evet, Anlaşılıyor. tamam. Evet, anlaşılıyor. Devam edebiliriz. Peki. İnternet hatları ile ilgili bir durum söz konusu, bir yankı yapma durumu var. Artık o hatlardan diye düşünüyorum. Başka bir nedeni bulamıyoruz. Telefon çünkü ilk defa karşılaştığım bir sorun oldu bugün. Konkordato kararının verilmesi arabuluculuğa elverişli değildir. Özellikle konkordato konusu ve iflas konusuyla ilgili kayıt kabul, özellikle iflas masasına yapılacak kayıt kabul talepleri, kayıt kabul genel olarak bir alacak davası olarak kabul ediliyor ve yapılacak talepler şu an için dava şartı arabulucu kapsamında kabul ediliyor. Ancak bununla ilgili yakın tarihlerde verilmiş BAM kararları var. Yani burada dava şartı arabuluculuk kapsamında değildir şeklinde. Ancak farklı kararlar da var yine dava şartı arabuluculuk kapsamındadır diye düşünülen. Menfi tespitlerde de benzeri süreci yaşadık biliyorsunuz. Dava şartıdır ya da değildir şeklinde verilen kararlar oldu. Burada Yargıtay İçtihadı Birleşimi Büyük Genel Kurul kararı çıkıncaya kadar biz menfi tespit, kayıt kabul gibi davaları gri alan olarak nitelendiriyoruz. Ve her zaman gri alan olarak kabul ettiğimiz durumları dava şartı ve ihtiyari arabuluculuk ayrımında dava şartı arabuluculuk olarak kabul edip dava şartı arabuluculuk kapsamında çözmeye devam ediyoruz. Bu konu emsal Yargıtay içtihatlarıyla ya da ilerleyen dönemde yeni mevzuat düzenlemeleriyle bir şekilde daha netlik kazanacaktır diye düşünüyorum. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Yine burada özellikle İcra İflas Kanunu 89 madde kapsamında yapılan başvuruları çok soruyorlar. Şimdi 89'a 3 ile ilgili olarak dava şartları bu kapsamı söz konusu değil. Ama burada evet kayıp çekleri sormuşlar. Burada tabii kaybedilen çeklerle ilgili bir takım tedbirlerin alınması dava şartı arabulucu kapsamında değil. Ama çek başlı başına çek alacağı ya da çekten dolayı menfi tespit kendi başına açılıyorsa dava şartı arabulucu kapsamında. Ama çek iptali olarak açılıyorsa bu dava şartı arabulucu kapsamında değil. İptale sadece mahkeme karar veriyor. Buradaki husus hani hep
ne diyoruz? Tespit ve eda ayrımına dikkat edeceğiz. Bütün temelimiz tespit ve eda kısmından ilerliyor olacağız. İtirazın iptali ve menfi tespit davası ya da doğrudan alacak davaları öncesinde dava şartı ara buluculuğa gidilerek devamında bu davalar açılabilir. Hangi durumda ticari dava olarak tanımlamamız gerekiyor? Yani bir, tarafların serbestçe tasarruf edebileceği iş ve işlemlerden doğacak. İki, ticari dava olacak. Üçüncüsü de tabii ki parasal alacak ve tazminat olarak nitelendiriyorsak o takdirde dava şartı, diğer türlü de arabuluculuğa elverişlikte ihtiyari arabuluculuk söz konusu olacak. Peki sen ticari davalarda söylemiştin ama şöyle bir soru gelmiş. Bankaya karşı açılacak olan davalarda ticari iş sayıldığından dava şartı arabuluculuk var diyebilir miyiz diye sormuşlar. Evet, mutlak ticari dava ve dava şartı arabuluculuk kapsamında. Şimdi sigorta uyuşmazlıklarında da özellikle 4'e 1 kapsamında bu kanun dediği için sigorta kitabında sigortacılık kanunun 30. maddesine göre burada sigortaya başvuru ihtiyari sigorta tahkime başvurmak için sigortaya başvuru zorunluluğu var. Şimdi burada karayolları trafik kanunda ise zorunlu sigortaya başvuru var. Sigortaya başvuruyla arabuluculuğa başvuru KTK 97 madde hükmüne göre iki ayrı dava şartı olarak karşımıza çıkıyor. Hangisi önce hangisi sonra dediğinizde fiili uygulamada biz öncelikle sigortaya başvurun, daha sonra arabulucuya başvurun diyoruz. Neden böyle diyoruz? Arabuluculuk müzakerelerinin daha sağlıklı yürütülmesi için. Ancak önce arabulucuya başvurmuşsa ne olacak? İşte o durumda arabulucu sigortaya bir başvuru yapılıp yapılmadığını tarafa soracak ve taraf sigortaya başvurmamışsa hemen orada sigortaya başvurusunun da gerçekleştirilmesinin gerekliliğine işaret edecek. Ve sigortaya başvurduktan sonra sigortanın cevap süresi olan 15 günlük süreyi bekleyip ondan sonra ilk oturumu gerçekleştirmekte fayda var. Buradaki uygulamadaki fiili elverişlilikten bahsediyoruz tabii. Yine sigorta uyuşmazlıklarında karşımıza ticari uyuşmazlıklarda ihtiyari ve dava şartı arabuluculuk kapsamının birlikte yer aldığı dosyalarla da karşılaşıyoruz. Örnek vermek gerekirse bir trafik kazası, maddi hasarlı bir trafik kazası olduğunu düşünürsek burada araç sahibi, araç sürücüsü sigorta şirketine karşı yöneltilecek bir dava öncesinde üçünü de taraf göstererek arabulucuya başvurulduğunu düşünürsek burada araç maliki dava açan ticari işletme olmadığı sürece, yani aralarında haksız fiil olan tarafların her ikisi de ticari işletme ise haksız fiillerde de nispi ticari dava diyoruz ve dava şartı. Ancak bir gerçek kişi, gerçek kişi malik ve gerçek kişi sürücüye karşı bu davayı açtığında burada ihtiyari arabuluculuk söz konusu, dava şartı değil. Sadece kim yönünden dava şartı? Sigorta şirketi yönünden. Dolayısıyla ihtiyari arabuluculuk ve dava şartı arabuluculuk taraflarının yer aldığı bir uyuşmazlıkta tek dosyada hem ihtiyari arabuluculuk hem dava şartı arabuluculuk süreçleri gerçekleştirilmesi mümkün. Evet. Şimdi tabii ismini okuyamadığım bir meslektaşımız, gri alanda kalan dava şartı arabuluculukta daha sonra dava şartında kalmadığı belirlenirse bizim yönümüzden bir sorumluluk doğar mı? Gri alanlarda doğmaz ama çok net olan durumlarda doğar. Şöyle düşünün, bir gerçek kişi arsa sahibi bir müteahhitle arasında eser sözleşmesi kapsamında bir alacak uyuşmazlığı doğduğunu varsayalım.
gerçek kişi arsa sahibiyle müteahhit arasındaki uyuşmazlık ihtiyari arabuluculuk kapsamındadır eser sözleşmeleri. Ne olması lazım? O arsa sahibinin de ticari işletme olması lazım ki dava şartından söz edelim. Dolayısıyla burada gerçek kişi arsa sahibi ve müteahhit arasında ihtiyari arabuluculuk kapsamında kalan bir uyuşmazlıkta hak düşürücü ve zaman aşımı süreleri ne zaman başlar? İlk oturum müzakerelere başlama tutanağını imzaladığımızda durur. Oysa dava şartında büroya başvuruyla duruyor. Dolayısıyla şöyle düşünün. Uyuşmazlıkla ilgili bir zaman aşımı süresinin son gününde büroya başvurduğunu farz edelim. Şimdi burada ihtiyari arabuluculukta büroya başvuru da süreleri durdurmuyor. Dolayısıyla orada ciddi anlamda bir hak kaybı oluşabilir. Bu yüzden dava şartı ve ihtiyari ayrımını bu kadar net belli olan hususlarda dikkat etmek lazım. Sorumluluk doğar. Ancak net değilse, bahsettiğimiz gri alan söz konusuysa o takdirde her zaman öncelikle arabuluculuğa başvurabilirler gri alanlarda. Ki böylelikle mahkemede herhangi bir usulden reddin önüne geçebilsinler. Başka soru varsa sorularla gidebiliriz dilersen. Evet, çalınan çekle ilgili menfi tespit davası açılmadan önce arabuluculuğa başvuru dava şartı mıdır? O biraz önce de sanırım tespit kısmına giriyor, evet. Evet. Başka ne var? Evet, bir sorumuz daha vardı. Yine şirketin fesli davalarından bahsetmek isterim. Şirketler hukuk kapsamında onu da söyleyeyim. Daha sonra sorunu alalım dilersen. Şirketin fesli davaları da fesle hakim karar verecek. Dolayısıyla arabuluculuğa elverişli değil ama hangi konu elverişli? Elbette ki şirket birleşme, bölünme, devralma, ortaklar arası uyuşmazlıkların hepsi arabuluculuğa elverişli. Ve buradaki alacak ve tazminat uyuşmazlıkları da dava şartı arabuluculuk kapsamında. Ancak iki farklı görüş var, onu da belirtmek isterim. Ki son dönemde Yargıtay 11 hukukun davaların yığılması denilen durumda bir asli talep eğer arabuluculuğa elverişli değilse veya dava şartı arabuluculuk kapsamında değilse feri talebin arabuluculuk bakımından dava şartı arabuluculuk kapsamında yer alması durumunu da 11 hukuk özellikle bu çeklerle ilgili menfi tespit kararı verdi en son. Meslektaşlarımız da biliyor. Davaların yığılması durumuyla ilgili olayda. İşte böyle bir durumda dava şartı kapsamında değildir dedi Yargıtay 11 hukuk. Ancak şirketin fesli ve akabinde pay bedelinin ödenmesi şeklinde açılan yani aslında asli talebin sonucunun feri talebi doğuracağını düşündüğümüz konularda dava şartı arabuluculuk söz konusu değildir diyoruz. O yüzden uygulamada farklı görüşler olmasına karşın çok net olarak şuradan belirleyebiliriz. Bu benim kendi görüşüm tabii ki. Davaların yığılması durumu her durumda asli talep, feri talep her somut olayın özelliğine göre ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü burada dava şartı olan durumlar da var. Olmayan, ihtiyari arabuluculuk kapsamında olan ya da arabuluculuğa elverişli olmayan durumlar da var. Şimdi şirketin fesli davalarında şirketin feslini mahkemeden talep edeceği için taraflar arabuluculuğa elverişli değil bu konu. Fesle hakim karar verecek, mahkeme karar verecek. Feslin sonunda özellikle tarihi talep pay bedelinin ödenmesi gibi bir durumsa işte önce feslik gerçekleşecek ki fes olan noktada orada bir takım paylaşımlar oluşacak. İşte bu durumda şirketin fesli asli talep, pay bedelinin ödenmesi feri talep şeklinde açılan davalarda veya ortaktan çıkarılma pay bedelinin ödenmesi çıkarılmaya hakim karar verecek.
pay bedelinin ödenmesi ona bağlı gerçekleşecek. Birbirinin yani sonucu ve sebebi birbirine bağlı durumlarda biz dava şartı arabuluculuk söz konusu olmadığını ifade edebiliyoruz. Ayrıma da buradan gidebiliriz. Ama belirttiğim gibi her somut olay da ayrı değerlendirilecek. Terditli davalar bakımından değerlendirdiğimizde özellikle asli talep mesela tapu iptali ve alacak bedelinin ödenmesi gibi düşündüğünüzde burada da karşımıza eğer ya da şeklinde alternatifli açılıyorsa yani ben önce tapu iptal istiyorum ama tapuyu iptal etmezse mahkeme o zaman bana ödediğim bedeli ödesin veya tazminat ödesin diyorsa işte burada da tartışmalı olmakla birlikte bu feri talep yönünden yani mahkemede devam eden dava eğer dönüşecekse başlangıçta feri talep için arabulucuya gitmenin dava şartı olarak görülmesi ağırlıklı görüş olarak yer alıyor. Yani burada tazminatın ödenmesi bakımından arabuluculuğa öncelikle başvurulması gerektiği belirtiliyor. Dolayısıyla bu tip durumları da gri, her somut olayın özelliğine göre gri alan olarak kabul edip devam etmekte fayda var. Yani asli talep, feri talep kısmında da yine tartışmalı konular. Evet. Tartışmalı usul konularından bir de şu var herhalde tahkimle ilgili söyledik mi onu? Tahkimle ilgili bir de değil mi? Evet. Tahkimle ilgili olarak tartışmalı usul hukuku konularının arasında bir de tahkime ilişkin. Tahkimi söyledik en başta söyledik tahkimi. Eğer orada tahkime gideceklerse ihtiyari arabuluculuk ancak mahkemeye dava açmayı düşünüyorlarsa dava şartı arabuluculuk başvurusu yapılacak. Az önce benim bahsettiğim iş kazası ile ilgili sigorta şirketinin davalı gösterildiği durumlarla ilgili arabulucuya başvurulmadığı, bu konuda mahkemede itirazda bulunulmadığı, hakimin de fark etmediği belirtilmiş. Ancak yargıda biz biliyoruz ki istinaf ve Yargıtay dava şartını her zaman, her aşamada doğrudan inceleyecektir. Yerel mahkeme fark etmese bile istinaf fark eder. Benim bu anlatımı yazan meslektaşıma tavsiyem, hakim de fark etmediği için arabuluculuğa başvursunlar ve ya, hüküm verilmeden önce sigorta şirketine karşı başvurulan arabuluculuk son tutanağını bir anlaşma olmazsa eğer mahkeme dosyasına sunsunlar. O takdirde artık HMK 115'e 3 kapsamında hakim fark etmediği için diğer taraf da itiraz etmediği için bu durumda hüküm verilirken usulden red kararı verilemez. HMK 115'e 3 kapsamında tavsiyem bu oluyor. Bir sorumuz daha var. Cihan Nebi sormuş diyor ki kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ihtiyari arabuluculuğa uygun mudur? İcra edilmesi var mı? Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri konusu veya tüketici uyuşmazlıklarında baktığınızda gayrimenkul ön alım sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflarla da karşılaşıyoruz. Bunlar ihtiyari arabuluculuğa çok uygun. Ben ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk gelmeden önce de bu konularla ilgili arabuluculuk uygulamalarımız oldu. Tüketici alanındaki konularla da burada yapılacak anlaşma elbette ki eğer bir gayrimenkul devrini içeriyorsa tapuda resmi şekil şartı nedeniyle gayrimenkul devri içeren anlaşmalar icra edilebilir değildir. Yani devri icraya elverişli değildir. Bakın arabuluculuğa elverişlilik ile devri icraya elverişlilik iki farklı durum ve kavram. Bunu karıştırmamak lazım. Bir husus arabuluculuğa elverişli olabilir. Arabuluculukta anlaşma yapılabilir. Ancak
düzenlenen anlaşma belgesi icra edilebilirlik şerhi verilecek nitelikte olmayabilir. Bunun en bariz örneği de gayrimenkul devri içeren anlaşmalar. Bununla ilgili bize ifade edilen yeni arabuluculuk kanunuyla beraber medeni kanunda da arabuluculuk anlaşmalarının özellikle gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinde olduğu gibi tapuya şerh verilebileceği yönünde kanunda özel düzenleme getirildiği ifade edildi. Bu getirildiğinde zaten bu sorun kalkmış olacak kanaatimizce. Şimdi nasıl yapılıyor? Taraflar birlikte tapuya gidip bu işlemi fiilen gerçekleştirmek zorundalar. Ancak biz biliyoruz ki arabuluculuk anlaşmaları bir ilan niteliğinde belge özelliğini kazanan kesin delil senet, yani sözleşme senet hükmünde arkadaşlar. Dolayısıyla devri icraya elverişli olmasa dahi bir taraf tapu devri edimini yerine getirmiyorsa diğer taraf arabuluculuk anlaşmasını kesin delil olarak mahkemeye sunarak tedbir talepli hükmen tescil davası açabilir. Böyle bir durumda arabuluculuk anlaşmasını gördüğü anda mahkeme tedbir kararı veriyor. Öncelikle ihtiyat tedbire karar veriyor ve ondan sonra devamında hükmen tescile karar veriyor. Bu süreci çok kolaylaştırıyor. Ve uygulamada bunu uygulayan çok meslektaşımız da var. Güzel. Frezya soruyor. Bir bakanlık memuru araçta üçüncü kişi olarak bulunurken kaza olmuş. Kazada başvurucu hem sigorta şirketini hem de bakanlığı göstermiş. İse sigorta yönünden zorunlu ama bakanlık yönünden ihtiyari midir durum? Şimdi orada İş kazası pozisyonundaysa aynen o şekilde. İş kazasında işçi ve işveren arasında ihtiyari, haksız fiillerde de yine ihtiyari, her iki tarafın ticari işletme olduğu haksız fiillerde dava şartı arabuluculuktan söz ediyoruz tazminatlarda. Her iki tarafın ticari işletme olmadığı haksız fiillerde ise ihtiyari arabuluculuktan söz ediyoruz. Sadece böyle bir durumda sigorta şirketi yönünden dava şartı arabuluculuk kapsamında kaldığını görüyoruz. Evet. Hocam, iş kazasından kaynaklanan tazminat davasında sigorta şirketi de davalı gösterilmiş. Şimdiye kadar sigorta şirketi dahil arabuluculuğa başvuru itirazında bulunmadı. Evet, az önce onu yanıtladım. Evet, evet. Ama umarım duydu. Evet. Sen oradan okuyarak mı? Evet. Ama Yargıtay içtihatları göz önüne alınırsa taleplerden biri dava şartında değilse bu durumda dava şartında değildir diyebilir miyiz? Az önce ifade ettik onu da. Yani davaların yığılması ve terditli davalardaki o tartışmayı da ifade ettik. Evet, güzel. Demek ki her şeyi konuştuk neredeyse. Bir de tabii ki ticari arabuluculukta tutanaklar istersen yani o tutanaklardan da bahsedebiliriz. Mesela evet, onu bahsedelim. Özellikle burada karşı dava konusundan da bahsedelim tutanaklarla birlikte. En çok uygulamada çok karşılaşılan farklı uygulamalar olabiliyor. Arabulucu arkadaşlarımız da bunu kabul etmeyebiliyorlar. Burada tekrar altını çizelim. Avukat arkadaşlarımız da buna dikkat etsinler. Taraflardan birisi bir alacak uyuşmazlığı ya da tazminat uyuşmazlığıyla ticari uyuşmazlıklarda başvurduğunda diğer taraf da karşı dava açmayı düşünüyorsa arabuluculukta bu karşı taleplerini her zaman dile getirebilir. Böyle bir durumda düzenlenecek tutanakta her iki tarafın da karşılıklı taleplerinin müzakere edildiği bir anlaşma sağlandığı ya da sağlanamadığı şeklinde düzenlenecek. Arabuluculukta son tutanak dediğimiz belge süreci sonlandıran bir tutanak özelliğine haiz ve arabuluculuk kanunun 18'e 5. maddesi üzerinde anlaşılan konularda bir daha dava açılamaz hükmünü düzenlediği için burada
hangi konular müzakere edildiyse o konuların net bir şekilde son tutanakta belirtilmesi gerekiyor. Anlaşma belgesiyle son tutanak farklı belgeler. Biz kim, ne zaman, nerede, nasıl, ne yapacak kısmını anlaşmada düzenliyoruz. Ancak hangi konular müzakere edildi kısmını özellikle son tutanakta belirtiyoruz. Anlaşmada bunu da belirtiyoruz konuları tabii ki. Ancak son tutanakta sadece konu adlarını belirtiyoruz. Şimdi konuları yazarken özellikle itirazın iptali başvurularında icra dosya numaralarını belirtmekte fayda var. Sadece bu yeterli mi? Hayır. Oraya uyuşmazlığın ticari alım-satım sözleşmesi veya ticari hizmet sözleşmesi gibi sözleşme adını da belirtmek uygun olacaktır. Taraflar arasında birden fazla senet varsa senedin tarihi, bedeli son tutanakta yazılabilir bakın. Çünkü senet açıkça aleni bir belgedir ve onun bedelinin yazılmasında herhangi bir gizliliği ihlal eden durumda söz konusu değildir. O bonoyu, yani kıymetli evrağı belirli kılacak unsurlara son tutanakta yer verilebilir. Ve bir dosyanın son tutanakta ticari dava olup olmadığını ayırt edici unsurlarını da son tutanakta yer vermekte fayda var. Örneğin az önce belirttim. Gerçek kişi tacirleri düşünelim. Her ikisinin de ticari işletmesi var. Şimdi siz oraya gerçek kişi ticari işletmelerini taraf olarak gösterdiğinizde hakim önüne giden dosyada onun bir ticari dava olup olmadığını kontrol ediyor. Kim hangi hakim? Sülukuk hakimi. Son tutanak gönderildiğinde bir anlaşma olmazsa Adalet Bakanlığı bütçesinden arabuluculara ödeme yapmak için. İşte orada ticari dava olup olmadığını kesin ortaya koyacak açıklıkta yazılması lazım. Örneğin ticari işletmenin vergi numarası yazılabilir. Ticaret sicil numarası yazılabilir. Dolayısıyla burada vergi numaraları da belirtilir ama bu da yetmez diyorum tekrar. Oraya aralarındaki ticari davayı ortaya koyan ticari hizmet sözleşmesi, ticari kira sözleşmesi gibi unsurları da belirtmekte fayda var. Evet. Peki. Yani yavaş yavaş toparladık sanırım. Bütün. Evet. Yani bir de son olarak bu nasıl pazar günkü yayımlanan. Evet, evet. Tabii pazar günü yayınlanan 17 Mayıs'ta 6.100 Ticaret Kanunu geçici 13. maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esas hakkındaki tebliğden söz etmek isterim. Özellikle hatırlarsanız burada 7.244 sayılı kanun 12. maddesiyle Türk Ticaret Kanunu'na geçici 13. madde eklenip sermaye şirketlerinin kar dağıtımına ilişkin sınırlama getirilmişti. Ve orada şunu ifade etmişti. Sermaye şirketlerinde 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca %25'inin dağıtımına karar verilebileceği, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçelerin dağıtımına konu edilemeyeceği, yine genel kurulcu yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtım yetkisi verilemeyeceği ve 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtım kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa burada %25'ini aşan kısma ilişkin ödemelerinde yani 30 Eylül 2020 ertelenince yönünde düzenleme yapılmıştı. Ve bu konuda özellikle Ticaret Bakanlığı'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan görüş almak kaydıyla yetkili olduğu belirtilmişti. İşte bu geçici 13. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak bir tebliğ yayınlandı pazar günü. Ve burada özellikle bu sınırlamanın TTK'nın 462. maddesi uyarınca iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında uygulanmayacağı ifadesiyle bir istisna getirildi. Ve bu iç kaynaklardan sermaye artırımına ilişkin düzenlemeler içeriyor. Dolayısıyla kar payı dağıtımına ilişkin
olarak karşımıza çıkmıyor bu durumda. Tebliğle getirilen bu düzenleme iç kaynaklardan sermaye artırımı sonucu ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesinin sınırlama kapsamında olmayacağı sonucunu ortaya çıkarıyor. Yani burada da özellikle dikkat çekmek istiyorum. Ve yine bu sınırlamaya ilişkin kanun maddesinin yürürlüğü öncesinde de kar payı dağıtım kararı alındığı ama henüz ödeme yapılmadığı ya da kısmi ödeme yapıldığı durumda da bu Eylül sonuna kadar ertelenen kar payı ödemesi için faiz tahakkuk ettirilemeyeceği düzenleniyor. Şimdi bunlar tabii ki bir müdahale. Yani ortakların mülkiyet hakkına idari düzenleme ile müdahale. Çok tartışılacak bu konular. Anayasanın 13. maddesine aykırılık yönünden. Diyeyim bırakayım. Bu ayrı bir konu. Düzenlemenin amacı ne? Evet, anayasaya aykırılık olduğu konusu elbette tartışılabilir. Tabii bu düzenlemeyi yaparken kanun koyucunun amacı ne? Tabii burada şirketlerin varlığını korumak amaçlanıyor. Ama tabii faiz ödemesini gerektirecek düzenlemeler ancak kanunla yapılabilir diyoruz. Yani idari kanunun öngördüğü bir hususu idari tedbirlerle kaldıramazsınız. Yani oradaki aykırılığa öyle dikkat çekmek istedim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir yayın oldu bence. Çok öğretici. Dolu dolu geçti. Çok teşekkür ederiz. Ağzına emeğine sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Faydalı olması dileğiyle diyorum. Sorusu olup da yanıtlamadığımız arkadaş varsa yanıtlayabiliriz son olarak. Var mı bakalım? Evet. İşçi işçiler arasındaki haksız fiillerde arabuluculuk zorunlu mudur diye sormuşlar. İşçi işveren iş akdi devam ediyorsa elbette dava şartı arabuluculuk kapsamında. İş akdi sona erdikten sonra zaten artık orada iş akdinden söz edemediğimiz için bir dava şartı durumu da söz konusu olmayacak. Peki bir de emniyeti suistimale dayalı tazminat alacaklarında diye bitirmişler herhalde, zorunlu mudur değil mi? İşçi işveren arasında dava şartı arabuluculuk kapsamında. Evet. Başka ne var? Şöyle bir gözden geçirelim. Tacirler arası kira sözleşmelerinden kaynaklı tazminat davalarını sormuştum. Evet, dava şartı arabuluculuk kapsamında her iki tarafın ticari işletme olması kaydıyla. Evet. Evet, çok teşekkür ediyorlar. Herkes pek memnun bu akşam. Bu yayınlarımız arabuluculuk kapsamında yine Dilek Hoca ile beraber devam edecek inşallah önümüzdeki günlerde. Bir seri sohbet daha yapmayı planlıyoruz. Umarım planladığımız gibi de olur. Çok sevgiler, çok teşekkür ederim Dilek. Ağzına sağlık. Çok öğretici, dolu dolu bir program oldu. Tekrar söylemek istiyorum. O zaman görüşmek üzere. İyi akşamlar bütün katılımcılara. Görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Herkese sevgiler, sağlıkla selamlıyorum herkese. Hoşça kalın. Teşekkürler, iyi akşamlar.